Yeni değil, her zaman yapılan, denenmiş şeyler. Daha kötü oldu, hemen bir ayın içinde bir sürü arttı. Almadığıma pişman oldum. Bu fiyat artışını kesin olarak durduracak bir şahıs, bir görevli ben bilemiyorum. Son dönemlerde üreticiler, toptancılar, marketler ve vatandaşlar temel ihtiyaç maddelerinde stoğa yöneldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına temel ihtiyaç maddelerinde stok yapıyor musunuz ve stokçular hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Gıda yani biz sürekli yani zamlardan dolayı biz şey yapıyoruz yani. Çok zamlar geliyor. Yani gıdayı doğru düz alamıyor ki. Yeterince alamıyorsunuz. Yeterince alamıyoruz evet. Yani temel ihtiyaçlarınızı yeterince karşılayamıyorsunuz. Tabii. Ben emekli adamım mesela. Yani dediğim gibi şey yapamıyor yani. Peki bu marketlerin gerekse vatandaşların gerekse toptancıların yaptığı... Aşırı şekilde zam koyuyor yani. Sizce sebebi ne olabilir bu zamların? Sebebi ne işte doların, euronun yükselmesi. Yani döviz kurlarına bağlı olarak artış yapılıyor. Evet. Başka bir şey değil bunlar. Zengin iyice zenginliyor, fakir de iyice fakirliyor yani. Çok pahalı yani gıdalar, başını almış gitmiş. De yapacak bir şey yok. Sizce gıda fiyatlarındaki bu artışın sebebi ne peki? Valla sebebini bilemiyorum, neyse. Peki siz kendi evinizde yeterince bir gıda, erzak biriktiriyor musunuz? Stok yapıyor musunuz? Hayır, stok yapmıyoruz. Normal. İhtiyaçlarınızı normal karşılayabiliyorsunuz? Karşılıyoruz, emekliyi karşılıyor. Şükürler olsun. Çok şükür. Peki bu gıda stokçuları hakkında ne düşünüyorsun? Marketlerde, toptancılar olsun, vatandaşlar olsun. Vallahi ne düşünek? Kendileri mi yapıyor? Kim çoğu da diyor işte dolar yükseldi, bilmem ne yaptı. İşte ondan dolayı deniyor. Bilmiyorum. Şimdi mutlaka etkileniyoruz. Ama bu devlette, hükümette bir alakası olmayan bir şey. Bu tamamen bir iç savaş çıkaramadıkları için milletimizin ekonomisine saldırdıkları bir durum. Bundan elbette ki etkileniyoruz ama biz bunları aşacağız inşallah. Elbette ki herkes evinde çoluğuna çocuğuna yetecek kadar gıda bulunduruyor ama tabii ki etkilenmemek de mümkün değil. Bu da aşılacak inşallah. Biz top ve birlik olursak Türk milleti olarak hepsinin üstesinden geliriz inşallah Allah'ın izniyle. Ben hükümetime, devletime de güveniyorum ve sonuna kadar da arkasındayım. O diğer spekülasyonlara da fırsat vermeyelim diyorum. Yani bu son zamanlarda meydana gelen gıda stokçuluğunu manipülatif karşılıyorsun. Evet, aynen öyle diyorum yani. Şimdi bu yeni değil, her zaman yapılan, denenmiş şeyler. Birçok şeyde bu hükümeti, devleti yıkmaya çalıştılar. Şimdi de böyle ekonomi şeylerle vurmaya çalışıyorlar. Akıllı olmak lazım. Türk milleti olarak devletimizin, hükümetimizin, vatandaşımızın, bayrağımızın, dinimizin, imanımızın, ezanımızın arkasında durmamız lazım. Ve bugünlerde geçer diyorum ben. Evet, ben de çalışan bir işçi olarak ben memnunum, hükümetin de arkasındayım. Stok yapmıyorum, stok yapanlara da karşıyım yani. Yanlış yapıyorlar. Yani gıda stoğunun manipülatif olduğunu düşünüyorsun. Yani. Gıda stokçularına karşı ne demek istersiniz? Gerek vatandaşlar derken stokçular mı, vatandaşın mı? Tüketici yani mi? Gerek vatandaş olsun, vatandaş erzak stoğu yapıyor önümüzdeki birkaç aylar için. Market sahipleri, toptancılar olsun. Vatandaş birkaç aylık ston yapıyordur. Evet. Çok ileri dönük zannetmiyorum yapacağını. Ama stokçular, tedarikçiler yapıyorsa yapıyorlar da büyük yanlış yapıyorlar. O ihanettir, halkımıza ihanettir o. Devlete de, halka da ihanettir o. Peki. Ve onu görürüm. Gıda stoğu yapmıyoruz. Gıda stoğu yapmak için de zaten ülkemizdeki insanların gelirlerini biliyorsunuz. Bir askeri ücretlinin nasıl bir gelir yapması lazım. Gıda stoğunda da biraz da bizim esnafımızda var. Yani bu nasıl diyeyim? Açgözlülük mü veya yani ben bunu vatana ihanette hiçbir farkını görmem bunun yani. Bir de bizim insanımızda da var. Yani bir şeye zam gelecek. Hep gidip bir anda almak istiyoruz. Esnaf da bazı dürüst esnaflar da bunu adet olarak satmak istiyor. İşte diyeceğim bu. Ama stok yapan insanlarımız var mı? Var. Öyle bir zihniyetimiz de var. Parası olmayıp da almayan bir kesmemiz de var. Peki siz kendiniz gıda stoğu yapamıyorsunuz önümüzdeki birkaç ay için? Birkaç ay için yapmıyoruz. Zaten biz maaşlı gelirli bir insanlar olduğumuz için
aylık ihtiyaçlarımızı, yani ayın belli günlerinde, maaş günlerimizde ihtiyaçlarımızı o şekilde gidermeye çalışıyoruz. Peki satışlarda yapılan bu gıda stoklarını manipülatif karşılıyor musunuz? Ya tabii ki, fahiş bir artış var yani. Bugün şimdi markete giriyorsunuz, aynı ürüne bakıyorsunuz, bugün 5 TL, yarın varıyorsunuz 6 TL. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Ya bunun sebebi ne olur? Ekonomik savaş halindeyiz diye düşünüyorum ben şu an. Yani ülke olarak ekonomik bir savaş halindeyiz. Yani artık böyle ne bileyim, silahla, topla, tüfekle savaşlar bitti. Ya ülkemizin üzerinde de büyük bir oyunlar oynanıyor. Yani bir ekonomik savaş içerisindeyiz. Ondan dolayı yani. Şimdi sattıkları fiyata geri malı alıp koyamıyorlar. Başımızdaki dürüst bir maaş vermiyor. Ürün stoğu diyor. Millet neyle alsın? Sattığının yerine ne koysun, ne satsın? Maaşlarınız, benim eşim banka müdürü, yıllarını verdi. Hırsızlığa elini uzatmadı. Bir maaşlarınız, iyi ki bir evimiz var. O bir maaş, inan iki kişiyiz, yetmiyor. Eğer çocuklarım olsaydı ufak, okuyanım olsaydı, evim kira olsaydı ne yapardım ben? Elimi mi açaydım ona bu para diye? İnan iki kişiyiz, bizim bazımıza yetmiyor kuzum. Yaşlandık, her şey, giysimiz de çocukların eskisi. Yani bu, ben gıda sto neyse diyemedim, dilim dönmüyor. Başımızdaki dürüst bir maaş, bir şey para verecek. Böyle olmaz, kıtlık. Evet, stok diyorlar da inan geçen ay ne pirinç, ne bulgur, ne nohut, ne fasulye, bir şey almadım ki. Acaba elimizde 3 kuruş bulunacak mı diye. Daha kötü oldu, hemen bir ayın içinde bir sürü arttı. Almadığıma pişman oldum. Alsan neyle alacaksın, borç alacaksın oğlum. Ben emekliyim, stok yapacak yani kudretim yok. Ancak haftalık alabiliyorum. Fakat marketlerde stok üstüne stok, bugünkü fiyatı bugün gidiyor bakıyorsun, ertesi günü bakıyorsun fiyatını değiştiriyorlar. Yani bir dengesizlik var, ne denetleme var, ne arayan var, ne soran var ve gitgide fiyatlar uçuyor havaya. Bunun sonu nereye gidecek hiç belirsiz. Şimdi asgari ücret artacak, emeklerin maaşı artacak. Ondan sonra yine bu gıda maddelerine bir sürü zam yapılacak. Bu olacak bir şey yalnız. Ama vatandaş, Allah yardım etsin diyelim, vatandaş sahipsiz kaldı. Vatandaşın gıdasını, geçimini düşünen bence hiçbir, hangi parti olursa olsun düşünemez. Bu saatten sonra da bu fiyat artışını kesin olarak durduracak bir şahıs, bir görevli ben bilemiyorum. Çok zordur ortalık. Peki sizce marketler olsun, toptancılar olsun, bunlar neden böyle stoklamaya ve fiyat artışlarına yöneliyorlar? Sizin bu konuda bir görüşünüz var mı? Ya benim görüşüm şu. Fiyat artışını bunlar, o ona bakıyor, gidiyor fiyatına bakıyor. Bir kalem fazla fiyat yazıyor ya. Ondan sonra böyle birbirlerine dolaşıyorlar bunlar. Haberdar oluyorlar birbirlerinden. Bugün o yapıyor, ertesi gün o yapıyor, öyle böyle bunun için. Yani bunu denetlemek de çok zor. Çok zor. Allah yardımcımız olsun.